Ses. Sevgili konuklarımız, Çekmeköy Türk Sanat Müziği Gönüllüleri Korosu olarak bir kez daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz bu akşam. Değerli şefimiz Gürcan Özdemir yönetiminde iki bölümden oluşan bir konser hazırladık sizlere. İlk bölüm Kürdilici Asker makamından seçtiğimiz eserlerden, ikinci bölüm ise kıymetli bestekar sanatçı Sayın Zekai Tuncan'ın eserlerinden oluşmakta. Ki kendisi de aramızda bu akşam. Şimdi konserimizin birinci bölümünü başlatmak üzere değerli şefimizi huzurlarınıza davet ediyorum. Gürcan Özdemir. Edeceği Tamburi Cemil Bey'e ait peşrevin ardından koromuzun seslendireceği iki eserle konserimize başlıyoruz. İlki Hacı Arif Bey'e ait eser. Grup etti, güneş dünya karardı. Ve ardından bestesi Avni Anıl'a, sözleri Tekin Gönenç'e ait şarkı. Kurumuş topraklar gibiyim, öyle unutulmuş, öyle yok. Thank you.
İlk solistimiz bir Emin Ongan eseriyle karşınızda. Gittin bıraktın beni, gurbet ellerde. Feri Şeker huzurlarınızda.
Thank you.
eser var sırada. İlki Muzaffer İlkar bestesi, Gel Sen Bize Akşam Yine Mehtap Görünsün. Peşi sıra Zeki Müren'in unutulmaz bir eserini yine koromuzdan dinleyeceğiz, Manolya. Yeah.
gözlerine neşe veren bir çiçek olsam. Sözler Refik Altunay, beste Mısırlı İbrahim Efendi. Solistimiz Deniz Eriştiren. Thank you.
Sözler Yahya Kemal Beyatlı, beste Münir Nurettin Selçuk, Endülüs'te raks.
kadar. Konserimizin ikinci bölümüne başlamadan önce dostlarımıza teşekkürlerimiz var. İzninizle teşekkür etmek istediğim bir listem var. Onu okuyorum şimdi. Çekmeköy Kaymakamımız Sayın Cemal Hüsnü Kansız'a, Çekmeköy Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Poyraz'a, Çekmeköy Emniyet Müdürümüz Sayın Murat Kılıç'a, Ulus Pazarları Esnaf Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bülent Reisoğlu'na, Çekmeköy Tıp Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı ve Başhekimi Sayın Doktor Ahmet Torun'a, Çekmeköy Gönüllüleri Derneği Başkanı Sayın Canan Oğuz'a, Çekmeköy Magazin Dergisi sahibi Sayın Ünsal Çağıl'a ve konserimizde bizimle sahne alarak destek sağlayan grubumuzun içinde az önce varlardı. Parklar Destesi Türk Sanat Müziği Topluluğu üyesi arkadaşlarımıza. Motivasyon kaynağımız çiçeklerimizden kostümlerimize kadar en ince detayla ilgilenen sevgili Jale Özdemir'e. Kendisi beni duyuyor mu acaba? Birazdan bir daha tekrar ederim. Kurucularımız Sayın Celil Doktoroğlu, Sayın Sevgi Doktoroğlu'na ve de çok değerli şefimiz Gürcan Özdemir'e teşekkür ve şükranlarımızı iletiyoruz. Şimdi sizlere konserimize eşlik eden birbirinden değerli saz üstadlarını takdim etmek istiyorum. Kemanda Özgür Koban, Kiyanet'te Şenol Karagöz, Kanun'da Hüseyin Erdem Özkıvanç, Utta Cihan Karakuş, Çello'da Emre Elifoğlu, Bengül'de Leyla Yılmaz, Ritimsaz'da Saadettin Nar. Bu arada değerli hocamızın hocası Sayın Bestekar Hüsnü Üstün Beyefendi de aramızda idi az önce. Hoş geldiniz. Konserimizin ikinci bölümüne geçmeden önce sevgili şefimi buraya davet ediyorum. Birkaç şarkı dinletmeden olmaz. Sayın şefim. Thank you.
Sen burada kaldın, kendilerine
istemem başka. Sen
sözünüze bağlıydı. Çok teşekkür ederim. Kırıldı geldi. Üstüne adına çok teşekkür ediyorum. Ben Erkaz'la ilk tezlerimi oradan almıştım. Üzerlerine çok emek veriyorum. Evet, programımıza geçiyoruz. Teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Konserimizin bu bölümünde kıymetli bestekarımız Zekai Tuncan'ın bestelerinden seçkin eserlerimiz var. Şarkılarımıza geçmeden önce kısa da olsa bir bilgi vermek istiyorum bestekarımızla ilgili. Sanatçımız Ankara'da doğdu. 1967'de Ankara Teknik Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Okulu'nu, yani bugünkü adıyla Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesini bitirdi. 1964'te Ankara Radyosu'nun bir sınavında ilk 10 finalist arasına girdi. 1966'da TRT'nin açtığı stajyer sanatçı sınavını kazandı. 67'de zorunlu hizmetle Ordu Endüstri Meslek Lisesi'ne öğretmen atanarak bu stajı yarım bıraktı. 1975 yılında verdiği bir sınavla Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği yetişmiş solist sanatçısı oldu. Bu görevinin yanı sıra TRT Müzik Dairesi uzmanlığı, repertuar ve denetleme kurulları üyeliklerinde bulundu. 1996 yılında kendi isteğiyle TRT'den Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Klasik Türk Müziği Korosu solistliğine atandı. 2009 Haziran'ında bu görevinden emekli oldu. 1979'dan bu yana 15 albüm yaptı. İlk albümü Çekemezler Sevgimizi liste başı oldu. Şarkılarının bir kısmının sözleri de kendilerine ait. Şarkıları zamanın en gözde sanatçıları tarafından seslendirildi. Bunlardan İmkansız, ayrıca Milliyet'in son 27 yılın şarkıları ve son 50 yılın şarkıları özel listesine de girdi. 1998'de verilen devlet sanatçılığı unvanı diğer bütün sanatçılar için olduğu gibi ihtilaflı durumda sürmektedir. Halen yurt içinde ve yurt dışında özel ve resmi konserlerde kitlelere Türk müziğini buluşturmaktadır. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Hicaz makamında. Ancak ona geçmeden önce sanırım hocam tanışma öykülerini anlatmak istiyor. Mikrofona yaklaştığı için öyle bir şey sezinledim. Evet. Doğru mu? Ben? Allah'ın sevgili kuluyum ben. Şimdi dedik ki arkadaşlar ilk bölüm Kültür Asker yapalım. İkinci bölüm. Önce şey dedi, Bilgi Özgün hocamızı düşündüm. Çünkü ben teknik öğretmenim ya. O ocakta yetişmiş. Abilerimi düşündüm önce. Sonra hocam da aynı okuldan mezunlar bu arada. Baktım ki Zeki Hocam'ın şartları yani yetmedi yani. Programı yetmedi. Dedim ki o zaman Bilgi Hocam'ı da seneye yaparız. O sürede nasıl olsa bir programa gittik. Zeki Hocam orada. Yani hep duyarım da aynı okul mezunu hep abilerimiz der ki işte Zeki Bey'i gördük işte kampta beraberdik falan. Hep ben de hep kaçırmışım. Aynı okul. Neyse. Program çıkışında durakta taksi bekliyorum. Ben de hocam nereye gidiyorsunuz deyince işte şu taksi durağına kadar falan derken eve kadar gittik. Orada bir ilk tanışmayı yaptık. Sonra bir aşkın tuna gecesi olduk. Orada devam ettik. Yani birçok konuda aynı dilde konuştuğumuzu anlaştık, öğrendik. Zeki hocamı çağırdığım zaman da işte rahatsız da olsa geldi bu akşam. Çok teşekkür ediyorum. Onu bu akşam yorumluyorum. Programa başlamadan önce izninizle hocam diyorum. İzninizle. İlk eser Hicaz makamında. Güfte Güngör Sarkın. Koromuzdan dinleyeceğiz. Bilsem dönüp geleceksin, gözyaşımı yol eğilir. Thank you.
programda sözler Seyhan İlginer ve Zekai Tunca. İzninizle ben söyleyeceğim bu şarkıyı. Thank you.
Metin Pütmek sözleriyle Nihavend bir şarkı var sırada. Leylakları sümbülleri soldurdum Gonca gibi. Solistimiz Semra Atır.
Thank you.
Türk'te Aşkın Tuna, makam Kürdi. Solistimiz Tarık Ünal, Seninle Tattım Ben Her Mutluluğu. Şarkı.
şarkılarda ne buluyoruz? Gençliğimizi buluyoruz. Değil mi? Gönlümüze sağlık. Kürdi bir makam, Pelin Özdemir geliyor, onun olmaya hakkım yok. Başka.
Safi, makam Kürdili icazkar. Yıldızlara baktırdım, fallarda çıkmıyoruz. Solistimiz Pınar Yılmaz. Yeah.
Son eserimize geçmeden önce izninizle değerli bestekarımızı da aramızda görmek istiyoruz lütfederlerse. Hep beraber kurmanızla birlikte bir şarkı söylüyoruz. Göstermişler ama masif değil. Gürcan orada dedi ki, tek bir garip de masitalar dedi. titizlik, böyle her şeyle mükemmeliyet, tek bir garip de masitalar dedi. Aynı hastalıktan görüyorum, o titizliğini görüyoruz. Allah kurtarmasın. Hastalıktan kurtarmasın. Evet, bunu kurtarırlar. Benim şarkılar zaten biraz çok profesyonel sanatçılar ya böyle bizim de söyleyebileceğimiz bir şarkı yap demişlerdir. Ben yani kendi sesime göre yapmış oluyorum. Çok mükemmel, çok güzel, çok zor değil. Kendi sesime göre yapmış oluyorum. O bir yanlıştı. Burada ondan kaynaklanan bazı şeyler dışında özellikle birinci bölümü çok mükemmel buldum. Onu ayrıca kutluyorum. Çok profesyonel, çok böyle hakkını hakkıyla iyi birinci bölüm. Bu bölümde ufak tefek şeyler sözünü ettiğim yani en profesyonellerden mesela Yaşar abi şöyle demiştir bugün. Ya Zeki, bu şarkılar çok güzel ama nefes olacak yer yok. Yani öyle daha sonra hani mesela Tiznema deriz biz. Tiz nema yerine, ya burada işte millet zorlanmasın, diğer sanatçılar da zorlanmasın diye tiz çargaha indirmişimdir, ses aşağı indirmişimdir, birçok şey falan. Ama yine o benim o pimpirikli halim, o telaşlı, o tezcanlı, böyle o şey yani yine yansıyor, şarkılara yansıyor. Bu bölümdeki şeyler hem bir iki ay önce falan gündeme gelmiş olmasına kaynaklanan şeyler, ufak tefek şeyler var. Ondan sonra yarınki konserde şey yaparsan yederiz. Size bir tane can olacaktı. Evet, ben çok çok teşekkür ediyorum. Güzel kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bu beni seçmiş olması yani akrabalık gibi olan teknik öğretmenlikten değil. Onun seçimi. Zaten daha önce düşünmüş onu. Bana sorduğunda tabii dedi, münasiptir dedim. Çok çok teşekkür ediyorum. Sizlerin katılımınıza, bu yaz, bu bahar, güzel bahar akşamında, daha doğrusu öğleden sonra bir de maç günü, bu varlıklarınız, bu teşvikleriniz, bu müzik adına, bu müzisyenler adına, bu hiçbir beklentisi olmayan bir müziğe gitmek adına. Çok senelerde bu müzik bu konulara yaşıyor. Bu konulara sebep olan, emek veren ve bu konulara katılan herkese bu müzik adına, bu sanat adına sonsuz şükranlarımız, saygılarımız diliyorum. Şarkı söylemeden bir çek aldım. Bir de şarkı söylesem ne olacak acaba?
Şimdi söylerim. Yani vatanı kurtarmaya hayır hayır söylerim. Ama yarın sıkıntı yaşarım. Bunu yaşarım. Sevgilim, sevenimden zerresini
Sevgiler, saygılar. Teşekkürler efendim.